zamanı. Üzgünüz, hepimiz üzgünüz, hepimiz öfkeliyiz. Ama şunu bilmemiz lazım. Hiçbir savaşın kazananı yoktur dünya üzerinde. Hiçbir savaşın kazananı yoktur. Çıkarlar savaşır, masumlar ölür. Kadınlar, çocuklar, masumlar ölür. Savaşan sadece çıkarlardır. Bir avuç kişinin çıkarları, hepsinin, herkesin de değil. Ama her ne olursa olsun hayata devam ediyoruz. Bu hikayeyi mutlaka biliyorsunuz. Bilmeme şansınız yok. O mumların hikayesini. Bir odada 4 tane mum sessizce yanmaktadır. O kadar sessizlik hüküm sürmektedir ki ortamda. Odada aralarındaki fısıltılı konuşmalar, mumlar arasındaki fısıltılı konuşmalar rahatlıkla duyulabilmektedir. Birinci mum, ben barışım demiş. Ben barış. Ama kimse benim sürekli yanık kalıp etrafıma ışık saçabilmem için yardımcı olmuyor. İnsanlar savaşmayı barıştan önce düşünüyorlar. İyi ve güzel yaşamak varken savaşmak tercihleri oldu. Başkalarıyla savaşlarının yanı sıra içlerindeki savaşlarla da baş edemez oldu. Ve artık gücüm tükendi, sönmek üzereyim der ve sessizce karanlığa gömülür. İkinci mum, ben doğruluğum der. Ama artık gerekli olduğuma dahi inanmıyorum der. Doğruluğun önemini unuttular, benim yerime koydukları şeylerle geçici mutluluklar sağladılar ve onları bana tercih etmeye başladılar. Doğruluğa tercih etmeye başladılar. Şimdi artık en son düşünülen şey benim. Sadece insanların başına kötü olaylar geldikten sonra benim ismimi anmaya başladılar. Doğruluğu konuştular, dürüstlüğü konuştular. Benden geçmişteki bir şeymiş gibi söz etmeye başladılar. Benim çabalamamın bir gereği kalmadı der ve küçük bir esinti onun da ışığını söndürür. Üçüncü mum, ben sevgiyim der. Sesinden de zaten çok üzgün olduğu bellidir. Etrafıma ışık verecek gücüm kalmadı. İnsanlar beni hep bir kenara itiyorlar. Hayatta bu kadar önemliyken ben, yüzüme bakmaz oldular. En yakınlarını bile sevmemeye başladılar. Sevginin yerine bencilliği koydular. Sevgi vermek yerine almayı, aldıkları da çabucak tüketmeyi tercih ettiler. Sevginin açamayacağı bir kapı yokken kapıları zorlayarak, kırarak girmeye çalıştılar. Der ve söner gider umutsuzca. Tam o sırada, yani 3 mum söndükten sonra içeri bir çocuk girer. 3 mumun neden söndüğünü sorar. Aldığı cevap onu üzer ve ağlamaya başlar. İşte 4. mum buna dayanamaz. Ve der ki, ağlama çocuk der, ağlama. Ben etrafımı ışık saçtığım sürece diğerleri yeniden yanar. Onlara yeniden aydınlatma gücü veririm ben. Benim varlığım var sürdükçe onlar da yaşamaya devam edecekler. Benim olduğum yerde hayat vardır, ışık vardır. Zira benim adım Umut. Ben umudum. Umut, ümit olduğu sürece bu dünya dönmeye devam edecek. O yüzden de enseyi hiç karartmayacağız. Benden bu akşamlık bu kadar. Çok seviyorum. Hoşça kalın.